Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ne diyorlar baba? Psikolog görecekmiş. Canan durumu hiç iyi değil. Ne diyorsun sen Fatih'a ya? Bahçede fotoğrafları yakıyordu. Bir köşeye gitmiş. Eski fotoğrafları, gözleri dolu dolu onları yakıyordu. Ondan önce de salonu aşağı indirdi. Bir gülüyor, bir ağlıyor. Menopoz demişlerdi. Ne o değil. Annesinde de böyle başlamıştı. Garip davranışlar, ufak tefek taşkınlıklar. Ben böyle kaybettim Halil karımı. Şimdi Canan'a baktıkça onu görüyorum. Rıfat ağa ağzından yel alsın, o ne biçim söz öyle? Bir de şimdi Toprak Gonca ile evlenirse daha kötü olacak. Her şey çok daha kötüye gidecek. İyi de biz buna nasıl mani olabiliriz ki? Bilmiyorum. Babamı daha önce bu şekilde hiç görmemiştim. Çıldırmış gibiydi sanki. Bak gör, bunu da atlatacağız. İnşallah. Gonca, bir şey mi oldu? Tahir amca nerede? Gitti. Bağırdı, çağırdı, gitti. Neden? Toprak'la evleniyoruz, onu söyledik. Ne? Ay inanmıyorum, evleniyor musunuz siz? Ay çok sevindim. Sen gibi sevinmedi babam. Ne yapmasını bekliyordun ki sen? Adamın evini başına yıkmışlar. Kırıp dökmedik eşya bırakmamışlar. Üstüne gidip dövmüşler. Arda. Zeynep bir saniye. Öz babanı Gonca. Öz babanı öldürdüler. Anneni öldürmekten beter ettiler. Ne yapmasını bekliyordun? Arda. Ne yapmasını bekliyordun? Sarılıp alnını mı öpecekti bu herifin? Hepsi bu herif ve ailesi yüzünden oldu zaten. Arda kes. Bu işler seni hiç ilgilendirmez. Bu işler beni çok ilgilendir toprağım. Affet Tahir amca, neredesin? Niye açmazsın şu telefonu ya? Bakmayın siz Arda'ya, biliyorsunuz işte. Ya resmen evleniyorsunuz, inanamıyorum. Çok sevindim. Ben koparılan parçaları terlemeye çalıştım, toplamaya çalıştım ama bu kadar oldu. Sağ ol canım. Annemden kalan tek yadigardı bu. Ya bu insanlar hiç mi sevmedi ya? Olsun. Bak bizi böyle yürekten seven insanlar var. Onların parçaladıklarını Zeynep toparlamış. Bizi böyle sevenler oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi yürü. Onu da al. Hadi yürü. Nereye gidiyoruz? Çok soru soruyorsun. Fatma. Ha, hoş geldin Tahir. Ben de seninle konuşacaktım. Ha, Toprak'la Gonca evleniyormuş. He, biliyorum, haberim var. Ben bu evliliğin olmasına müsaade etmem. Bak Tahir, bu iki çocuk birbirlerini seçmişler. Yani sen bu saatten sonra hani bunları ecel bile gelse ayıramaz, biliyorum. Ben ayırırım. Ayıramazsın. Olmaz öyle şey Tahir. Bak. Sevdalı olan, aşık olan kimseler dinlemez. Sevda yüreğe düştü müydü, aklın hükmü kalmaz. Sen al bu çocukları. Birini bir uca, birini bir uca koy şu dünyada. Fark etmez kaç yazar ya, onlar birbirlerinin yüreklerinde taşıyorlar. Ya
Fatma sen ne boş boş konuşuyorsun. Ya bana bak, başımıza gelenleri sen bilmiyor musun ya? Ha? Şimdi tutup da Gonca'yı nasıl atabeylere gelin veririz ya? Ya sırrı sen bir şey söyle. Olacak iş mi bu? Aşk başa geldiyse ben ne diyeyim? Bana bakma. Ben aşk doktoruyum. Ya bunun sonu felaket diyorum bakın. Eğer Gonca'yı bir gram düşünüyorsanız vazgeçin bu işten ya. Ya Tahir bunlar bırak. Kendi yollarında yürüsünler. Taş koyma sen bunların yoluna. Sen ne istiyorsun yani? O Halil'le Rıfat Ağa gibi mi olacaksın sen? Ya her şey zaten senin yüzünden başımıza geldi ya. Her şeyin müsebbibi sensin ya. Bizim hayatımızda Halil de Rıfat da yoktu ki. Gonca o insan müsveddelerinin adlarını bilmezdi ki. Sen bozdun bizim düzenimizi, Isparta'ya getirdin. Şimdi de son tokatı vuruyorsun. Gonca'yla toprağı evlendiriyorsun ha. Tamam, tamam işte bak. Ne olacak biliyor musun? Onlar Gülümser'e yaptığının aynısını Gonca'ya da yapacaklar. Hasta edecekler, kanser edecekler onu. Onu da buraya yazıyorum. Alo Arda. Heh. Tamam, geliyor. Nedir bu çocuklar? Diyor ki nedir bu çocuklar?